Merhaba, nasılsınız Serdar Bey? Allah'a şükür, geldik, yürüdük. Yedik, içtik. Bayağı terledin. Evet, yedik, içtik. Tekrardan hayırlı olsun diyelim mi? Vallahi özür diledim. Gittim ben eşeklik ettim dedim, affet dedim. Affetti. Tekrar kaldığımız yerden ikinci döneme başladık. Bana göre lale devri. Kapandı. Evet, ama işte o biraz tabii kızgındı. Ama affetti, öyle mi? Evet. İkinci bağrınızda peki sizi neler bekliyor? Var mı planlarınız geleceğe yönelik? Dövecek beni işte yarın bir gün. Ne bileyim abi ne bekliyor? Yok. Yani ben onunla huzurlu oluyorum, Seçil'le. Mutlu hissediyorum kendimi yani. Seçil Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Bu özür karşısında. Ya da bir sürpriz yaptığımı, bir hediye aldığımı... Hayır. Affettirmek için. Hayır. Serdar kötü... Çok net oldu. Yani kötü bir dönem geçirdik. Serdar'ın çok kötü bir dönemine denk geldi o ayrılığımız. Ama affettirdi kendini. Sağ ol be. Bir hediyeyle değil ama. Ama şimdi Serdar Bey, siz de yani ilişki bitince, kaybettiğinizi anlayınca daha mı çok sevdiğinizi düşündünüz? Neler hissettiniz de bir adım attınız? Onu bilemem, özür dilemem gerektiğini hissettim. Çünkü hatalı olduğumu biliyordum. O da hoş gördü yani. Hani sürekli de canlı yayınlar yaptığınız zaman yorum yapıyorlardı ya, çok dertlisiniz, çok dertlisiniz diye. Acaba derdiniz bu muydu? Olabilir vallahi, öyle düşünmedim hiç. Olabilir. Her röportajda hep isyan bahsediyor. Yeni isyanlar var mı Serdar Bey? İsyanım yok. İsyan falan yok. Şükürler olsun. Ya mutlu olduğum insanla yan yana olmak, daha ne ister insan? Ama önceki röportajlarınızda yani hep dediniz artık kimseyi istemiyorum. O bakma işte o benim bunalım, o diyor ya bir döneme girmişti diyor. O benim bir bunalım dönemi. Şimdi depresif Serdar gitti, mutlu Serdar mı geldi diyelim? Ya ben, inşallah öyle, ben Seçil'le birlikte mutluyum yani. Yani onunla sohbet etmekten huzur alıyorum. O yüzden niye dedim kasayım yani, bu niye uzatayım ki? Ne kadar, of ne bileyim ya. Sizce aşk bu mu peki? Ya aşk de ismine, her şeyim de, dostum de, arkadaşım de ama... Yani büyük hata etmiştim ya. Yani nefis bir ilişkimiz vardı. Durup dururken arıza çıkarmıştım. O yüzden biliyordum hatamı yani. Siz de aynı şeyleri mi düşünüyorsunuz Serdar Bey'le? Çünkü siz gazetelerden öğrendiğinizi söylemiştiniz ilişkinin bittiğini. Pardon, aslında sosyal medyadan. Sosyal medyadan öğrenmedim. Hayır, sadece bir story atmıştım. Onu sosyal medyada gördüm. Ha. Onun haricinde karşılıklı diyalogumuz oldu. Öyle bir anlaşılma. Ama ani oldu tabii ki. İşte dediğim gibi buhranlı bir dönemine denk geldi. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım. En ne olur şarkısı. Gitme. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Dedi. Seçil Hanım değil mi? Evet. Tanışıyor musunuz? Öyle ya, affettim adamı da işte. Ne diyeceğiz? Affettim adamı. Peki bu affın bir sonucu olacak mı? Bir evlilik teklifi olsun, tekrardan bir evlenme durumu olacak mı? Bakalım, ne zaman edeceğim bilmiyorum. Kim ediyor, sen mi ediyorsun? Hadi be. Yok, öyle bir şey yok gündemimizde. Şey güzel söylemiş, bakan mı? Yok, bir şey... bir bürokrat galiba. Evlilikler çok... hediyelik olmaya başladı. Herkes evleniyor, boşanıyor. Evlilik böyle olmaz diye. O yüzden evlilik ciddi bir şey yani. Durup dururken sormayın. Vallahi ciddi bir şey. Doğru. Bak bak. Siz de şu an çok ciddi gördük bizi. Siz de o yüzden sorduk. Evet, yanlış anlamadım. Mutlu gördük ki sizi, yani o yüzden Serdar Bey. Maskeni tak, laf yiyeceğiz. Tak. Evet. Bu arada Serdar Bey, katıldığınız bir programda 12 adayı da alacağız diye bir açıklamanız olmuştu. Sizin açıklamanızdan sonra bir anda dolar, euro kurları fırladı. Serdar Bey'in açıklamasından sonra mı oldu bu? Buna bağlayabilir miyiz? Bak şimdi, o ciddi bir iş. İrili ufaklı 12-18 tane ada bizim kıyılarımızdan, sus be bir şey anlatayım. Bizim kıyılarımızdan 3 mil ileride, bizim toprağımız gibi. Ben dedim ki, zamanında nasıl bizimse gene bizim olacak dedim. Öyle hissettiğim için, öyle arzu ettiğim için. Benim lafımla, Serdar Ortaç diye bir şarkıcının lafıyla 12 adada dolar mı yükselir?
O benim arzum, o benim isteğim. Keşke adalarımız bizim olsa dedim, o kadar. O programda bir açımız daha var. İstinye'deki evimin yanındakileri çoğu benimdi, kaybettim diye oradaki... Seçil Hanım'ı yemeğine gönderemez miyiz? Evet. Eğer benimle konuşacaksan o zaman. Yanınızda durmaktan mutluluk tamam, aldığını tamam. Görüyoruz biz de, o yüzden göndermek istemedik. Yanında olmaktan mutlu değilim der misin? Demem. İşte gerçek aşk. Soru neydi? Yine aynı programda demiştiniz, İstinye'de şu an tek bir daire var ama onun çevresindekilerin hepsi benimdi. Hepsini kaybettim diye. O da çok konuşuyor. Dedim ya abi, çok param vardı. Şimdi de var ama çok değil. Dedim yani, bir daha mı söyleyeyim? Öyleydi yani, bir sürü evim vardı. Peki. Ne yapalım, orada da hata ettik. Ama o işte özür dilemekle geri olmuyor. Peki, çok teşekkür ederim. Var ol. Yemeğe. İyi sabrettin kız. İyi çalışmalar. Normalde ben konuşuyorum da onu getirmek, evet. Bu.